Evet, öncelikle projeye nasıl başladığımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi hemen bir internet sitesinden ekran çözünürlüğü ile ilgili son şöyle yapalım. V3 Schools diye yazıyorum. Burada alt tarafa doğru geldiğimizde web browser kısmına geliyorum. Burada ekran çözünürlükle alakalı bilgiler var. Display kısmına giriyorum. Baktığımızda şu anda Ocak 2012 itibariyle pardon bakalım. Evet, 2012 hala var. 2013'teki istatistikler buraya gelmemiş. Ya da siz bunlara şu şekilde aratarak buradaki kelimeyi de aratarak da bulabilirsiniz. Ama burada baktığımızda 1024'e 768 en düşük çözünürlük olarak gözüküyor. 800-600 var ama %1'lik bir dilim. Yani bunu dikkate almamız bence çok doğru olmaz. Yani şu anda dikkate alabileceğimiz çözünürlük 1024'e 768. Bu ekran çözünürlüğü. Yani en düşük ekran çözünürlüğünü baz almamız gerekiyor. Ekran çözünürlüğüne bakın, monitörde buradan bakıyoruz. 1366 768'miş. Peki biz Photoshop'ta dokümanını oluştururken Photoshop'umuzu açıyoruz. Nasıl başlamamız gerekiyor? Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Mesela benim ekran çözünürlüğüm, çalıştığımız bilgisayar için konuşuyorum, 1920 1080 veya işte atıyorum belki şu anda bizim olduğu gibi 1366 768. Ben nasıl başlayacağım falan denilebiliyor. İşte bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şuradaki en düşük çözünürlüğü baz almamız gerekiyor. Bu 1024'e 768 tabi browserların yani tarayıcılarımızın kullandığımız özellikleri de değişebiliyor. Görülen alanı. Bu tüm alanı aslında. Mesela şuradaki kaydırma çubuğunu da hesaplamamız gerekiyor. Çünkü bu 1768 ekrandaki köşeden köşeye yani buradaki bütün içerikler. Şimdi biz bunu ölçersek mesela şuradaki Mezura It eklentisiyle bakın şuraya ölçüyorum bu genişliği. Kaydırma çubuğunun çıkmamasına dikkat ediyorum. Bakın 1342 yani bizim çözünürlüğümüz kadar geldi. Peki bizim web sitemizin yani buradaki sitenin genişliği ne kadar? Bakalım. Niye böyle bu kadar buralarını boş bırakmışlar? İşte en düşük çözünürlük için şuraya baktığımızda 960 piksel olduğunu göreceksiniz. Şimdi genelde tabii bu bir standart oldu. 960 kullanılıyor. Hatta internette onunla ilgili şöyle bir şey de göstereyim size. 960 GS diye hazır sistemler var mesela. 960 grid sistem. Bakın burada örnek siteler de var nasıl olduğunu. Şunlara tıkladığımızda show grid dediğimizde nasıl bir tasarım yapıldığını bunlarla ilgili gösteriliyor. Ama ben size onun yerine şimdi daha da farklı. Bu 960 yetmeyebilir size. Hatta buradakini de ölçersek bu siteye baktığımızda 960 mı yapılmış? Bakıyorum. Evet, kendi siteleri de tam 960 değil zannedersem 946 boşluklar olabilir belki. Şimdi biz yapacağımız tasarımda 978 GS diye bakın 978 GS Grid System for Web Design diyor. Bu biraz daha gelişmiş, daha doğrusu gelişmiş, biraz daha yeni diyebiliriz, güncel diyebiliriz. Burada oldukça etkileyici template'ler var, bakabilirsiniz. Şimdi burada Compile Browser diyor, Download Template diyor, C Demo diyor. Ben Download Template'e giriyorum, biz bundan başlayacağız. Bakın burada mobil versiyon için, small screen için, popüler olanlar, işte Rumi ve Speciality diyor. Speciality. Burada Rumi de seçmeyeceğim. Ben bizim en çok kullanabileceğimiz, bize en çok yarayacak popüler diyor zaten. Bakın 978 grid. 978 grid de bizim ekranda kullanacağımız yani maksimum alanın tamamını sağlıyor. Buradan popülere tıklıyorum ve buradan download template diyerek öncelikle dokümanımızı indiriyoruz. Ben bütün projelerde burada GitHub'ı kullanıyor. GitHub sisteminde de dosya indirmeyi belki bilmeyen olan arkadaşlar vardı. Şuradaki zip bulutuna tıklıyoruz. Bu buluta tıkladığımızda oradaki bütün projeleri çünkü bazen burada farklı dosyalar da paylaşılıyor. İnternette belki karşılaşırsınız. Buradaki zip'e tıkladığınızda bütün sistemi bize indiriyor. Sabit diske kaydet diyorum ve dokümanımız hazır. Bunu masa üstüne alalım. Şöyle. Evet. Hemen zip'ten çıkartıyorum. Projeyi zip'ten çıkarttım. İçine baktığımızda bakın bütün template'ler burada. 978 içine giriyorum. Bakın farklı CSS, Firefox, işte Photoshop, Photoshop Action. Yani Action'ımız bile var. Photoshop kısmına girip bize hazır 978 PSD dosyasını bize veriyor. Projemize ben bu 978 grid sistemini kullanarak devam edeceğim. Size de kullanmanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Bir projeye başlamadan önce. Bence bunlar elinizin altında bulunsun. Oldukça faydalı.
Şimdi nasıl kullanıldığında, nasıl onunla proje tasarlandığını göstereceğim. Bizim buradaki dernek sitemizin tasarımı da, yani genişlik ölçüsü buradaki 978 grid sisteme göre ayarlandı. Evet, şu anda bu dersimizi de burada bırakalım. Bir sonraki derste Photoshop'ta tasarımımıza başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.